olursa bu ikiyüzlülük olur dedi. Eli taş bir yandan da bir usul tartışması olursa bunun yanıtını veririz. Gerilim bizden çıkmaz ama saldırıyı da püskürtürüz diyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş mecliste arkadaşımız Melek Erhan'ın yanında. Melek, geçtiğimiz dakikalar içinde CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'nin yaptıkları kapalı toplantının ardından açıklamalarını ortaya koyduk. Aktardık satır başlarıyla. Çok genel anlamda şunu söylüyor CHP. Başörtüsü meselesini seçim malzemesi yapacak. Biz de büyük bir gerilim çıkararak AK Parti'nin ekmeğine yağ sürmeyeceğiz gibi bir tavır var ki bunu Özkes de, CHP'nin emekli müftü, milletvekili de ortaya koydu. Sayın Elitaş'ın değerlendirmelerini alalım. Bu bir siyasi acaba manevra mıdır başörtüsü? En azından AK Parti adına. Teşekkür ediyoruz Sernur Tezel. Evet, Sernur Tezel, CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'nin açıklamalarını hatırlattı ve bir seçim yatırımı olarak değerlendirdi. Muharrem İnce AK Parti'nin böyle bir gündem yaratmasını, başörtülü milletvekillerinin meclise girecek olmasını. Siz seçim yatırımı olarak, bir siyasi manevra olarak mı bu adımı atmasını istediniz kadın milletvekillerinin AK Parti olarak? Kadınlarımızın başörtülerini takarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelmeleri bireysel tercihleridir. Biz hiçbir milletvekiline şöyle yapmanız gerekir diye bireysel özgürlüklerini ilgilendiren bir konuda talimat vermeye kendimizi yetkili ve yetkin olarak görmüyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız haç farizasını yerine getirdikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başörtüsüyle girmeyileri niyet beyan ettiler. Ve bu konuda iş tüzükte bir engel olup olmadığı konusunu sordular. Ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekilinin de ifade ettiğine göre bizim de ısrarla söylediğimiz gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve diğer siyasi partimizin de başörtüsüyle ilgili bir engelin olmadığını ifade ettikten sonra bunu seçim yatırımı olarak değerlendirmek yanlış olur. Biz toplumsal mutabakatın var olduğu zaman başörtüsü meselesinin çözüleceğini ifade etmiştik. 2002 yılında yola çıkarken de ifade etmiştik. 2007'de de bunu söylemiştik. 2011'de de söylemiştik. Şu anda görülen o ki toplumsal mutabakat gerçekleşmiş. Her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi başörtüsü konusunda gerçek niyetlerini beyan etmese dahi toplumsal mutabakatın ve toplumun bu konudaki hazırlığının karşısında direnemediğinden dolayı kerhen de olsa başörtülü milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na girmelerine evet demek mecburiyetinde kalmıştır ki bu da bizim için çok önemlidir. Biraz önce dinledim. Sayın Grup Başkan Vekili Galibu Bela'dan beri Müslüman olanlarla, Tayyip Erdoğan'dan bu tarafa Müslüman olanlar diye ifade etti. Biz Galibu Bela'dan beri başörtüsünün dinin vecibeleri olarak inanan kim varsa, kim dininin vecibelerini, inançlarının doğrultusunda neyi görüyorsa onun önünün açılmasını özgürlükler olarak diye değerlendirmiştik. Yani Galibu Bela'dan beri inançların bireysel özgürlükler kapsamında değerlendirilmesini söylemiştik ama Cumhuriyet Halk Partisi herhalde Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan'dan beri bu tarafa bazı meseleleri insanların bireysel özgürlüklerini ve inanç değerlerini kabul etmeye başlamışlar diye ifade etmemiz mümkün. Kesinlikle siyasi bir rant durumu söz konusu değil. Biz inançları siyasete alet edecek kadar hiç aşağılanmadık ve bu şeyi de gerçekleştirmedik. Bakın, çarşaflı kadını partilerinin kongrelerinde rozet takan kimdi? Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Yozgat'ta başörtüsü eşarp dağıtan 2007 seçimlerinde kimdi? Parti kadın kollarıyla birlikte kadınların evlerinde ziyaret ederek başörtüsü dağıtan kimdi? Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Biz bugüne kadar kimseye başörtüsü dağıtmadık. Kimsenin çarşafı var veya başı açık diye rozet takmadık. Partimizin kapısı herkese açık dedik. O partimizde ilkelerimizi, tüzüğümüzü, programımızı kabul eden kim varsa partimize kapısı açık dedik ve herkese kapımızı açtık, bağrımıza bastık. Efendim, şimdi yarın CHP'nin tepki vermesi ya da vermemesi noktasında nasıl bir hazırlık yapıyor AK Parti? Yarın genel kurulda nasıl bir görüntü bekleyelim? Milletvekilleriyle konuştunuz herhalde, yarın gelmeleri bekleniyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıkçası 1999'da gerçekleştirdikleri konuyu DSP'nin ve o dönemdeki parlamentonun 99'da gerçekleştirdiği konunun aynının tezahür etmesine halk da müsaade etmez, biz de müsaade etmeyiz.
Topyekin orada mı olacak AK Parti? AK Partili milletvekilleri muhakkak ki bu günün anlamı çerçevesinde milletvekili arkadaşlarımızın bu yaptıkları iş doğrultusunda destek olmak amacıyla genel kurulda bulunurlar diye tahmin ediyorum. Yarın tüm siyasi partiler de herhalde genel kurulda milletvekillerle beraber olurlar. Ama şunu ifade ediyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı yaptı. Kapalı grup toplantısı yaptı. Bir hafta önce genel başkan yardımcıları olmaz tepki göstereceğiz. 99'dakinin aynısı olacak diye ifade etti. Bir milletvekili 99'un daha fevkinde bir eylem gerçekleştireceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisinde başörtülü milletvekilini sokmayacağız diye daha şiddetli açıklamalar yaptı. Gördük ki grup toplantılarında aklı selim ağır bastı. Kamu vicdanının baskısı altında mahkum olmak onları zorlaştırdı. Seçim münasebetiyle, önümüzdeki yapılacak seçimden dolayı seçimde oy kaybederiz kaygısıyla bugün başörtülü milletvekilinin genel kurula girmelerini evet demek, kerhen evet demek mecburiyetinde kaldılar. Bu bizim seçim yatırımımız kesinlikle değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aklı selime dönmesi de seçime yaklaştık anlamında değil, önemli bir adım atmışlardır. Ben bu önemli adımlarının da altını çizmek istiyorum. Efendim şu noktada hemen aslında başörtülü milletvekilleriyle birlikte iç tüzük tartışması da bir yandan açıldı. Bu soruyu size soruyorum çünkü aslında AK Parti'nin temsilcisisiniz. Mecliste bir iç tüzük komisyonu çalışmasını sürdürüyor. Siz iç tüzükte bir değişikliğe gerek görüyor musunuz başörtülü vekiller noktasında? Hem de bayan milletvekillerinin pantolon giymesi ya da bu kıyafet karmaşası eğer ortaya çıkarsa bazı CHP'li milletvekillerinin gündeme taşıdığı noktada başörtüsünün meclise girmesiyle birlikte örneğin şapka takılması, örneğin burka takılması, örneğin tişört serbestisi. Bu noktada iç tüzükte imkan var mı? AK Parti temsilen yarın iç tüzük komisyonunda kıyafet maddesine nasıl bir tavır sergileyeceksiniz? Şimdi iç tüzüğümüzde 56. madde de değerlendiriliyor. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kıyafetin nasıl olacağıyla ilgili. 56. maddede erkek milletvekillerinin takım elbise ve kravatla işe gireceklerini, genel kurula gireceklerinin, kadınların da tayörle, hanımlar tayörle girerler diye ifadesi var. Bizim 56. maddedeki değiştirdiğimiz tek şey hanımlar kelimesini kadınlar diye ifade ettik. Çünkü en son kabul gören tanım hanım yerine kadın diye tanımlamak uygun olduğu değerlendirildi. Nitekim biz bunu iç tüzüğün 56. maddesinde herhangi bir değişiklik yapmadan, bu teknik detay kadın ve hanım detayının dışında değişiklik yapmadan gerekçesinde tayörün ne anlama geldiğini ifade edecektik. O da şuydu: Fransızcasının döpiyesi olduğunu, tayör Almanca mı İngilizcesi mi olduğunu bilmiyorum, İtalyancı mı olduğunu bilmiyorum. Bunların iki parçalı kıyafet olduğunu, biz bunu ceket pantolon, etek pantolon olarak anlaşılabilecek bir şekilde tayörü, döpiyes veya başka bir şekilde tanımlayarak pantolonla da önüne Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na girilmesinin önünü açmak için gerekçe de yazmak istiyorduk. Şu anda benim anladığım çerçevede baktığımızda kadınların, kadın milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na ceket ve pantolonla girmelerinde de bir engel yok. Nitekim bakınız, bizim meclis başkan vekillerinin yine tanımlandığı, kıyafetlerinin tanımlandığı 56. maddede orada iç tüzük koyucu veya kanun koyucu kadın meclis başkan vekili olabileceğini düşünemediğinden dolayı meclis başkan vekilleri frak giyerler, beyaz gömlek üzerine papyon kravat takarlar ve hatta akşam da olduğu zaman beyaz, gündüz olduğu zaman beyaz gömlek üzerine siyah kravatın olduğunu, gece çalışmalarında beyaz olacağı ile ilgili bir düzenleme yapmıştır. Biz 2007 yılında iki tane kadın meclis başkan vekili olunca meclis başkanlık divanı aldığı karar çerçevesinde kadınların siyah bir kıyafetle, tayörle açıkçası genel kurulu idare etmelerine müsaade eden bir uygulama gerçekleştirdik. Şu anda iç tüzüğün 56. maddesi ceket ve pantolonla girmeye de bir engel teşkil etmemektedir ve tüm siyasi partilerin iradesi de bu doğrultudadır. Eğer bu irade... Giyemiyor milletvekilleri, kadın milletvekilleri meclis genel kurulunda pantolon. Yani o giyememe eski katı alışkanlıkların, bağnaz düşüncenin ortaya çıkmasından kaynaklanan bir durumuydu. Bu
kadın milletvekillerinin pantolonla girmelerinin engel olmasının sebebi başörtüsüyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girerler mi acaba kaygısının tezahüründen başka bir şey değildi. İnsanların normal şartlar içerisinde ceket ve pantolonla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmelerinde herhangi bir engel bulunmazken benim anlayışıma göre, kanaatime göre sadece başörtüsünü bir dini simge olarak, bir siyasi simge olarak değerlendirip başörtü takmaktan rahatsız olanların bu rahatsızlıklarını engelleyebilmek için kadınların pantolon giymesini de engellemişlerdir. Efendim çok teşekkür ediyoruz canlı yayınımıza katıldığınız için. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş canlı yayında başörtülü bayan milletvekillerine ilişkin AK Parti'nin tutumunu değerlendirdi. Yarın AK Parti milletvekillerinin topyekün meclis genel kurulunda olacağını ve desteklerini bayan milletvekillerine ileteceklerini ifade etti. Tekrar gelişmelerle karşınızda olacağız Sayın Tezel. Melike Erhan'a ve AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Elitaş'a teşekkür edelim. Sayın seyirciler özellikle dün 29 Ekim vesilesiyle